İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan. Şöyle bir tweet attı. Dün faiz indirimine giden Merkez Bankası'nın bugün elindeki en kıymetli döviz kaynaklarını piyasaya sürmesini şaşkınlıkla izliyoruz. Şimdi bu bir dönüm noktası oldu gibi görünüyor. Etki etti diyorsun. Etki etmiş görünüyor. Çünkü hemen arkasından şöyle hemen arkasından bir de şey var. 15-24'te de Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu şöyle bir tweet attı. Müsaadenizle okuyayım. Piyasalarda yaşanan çalkantı ve döviz kurlarının geldiği seviye birçok firmamızı endişelendiriyor ve olumsuz etkiliyor. Piyasaların ivedilikle istikrara kavuşmasını sağlayacak acil önlemler alınmasını ve öngörülebilirliğin temin edilmesini bekliyoruz. Şimdi bu tabii Odalar Birliği'nden beklenmedik derecede yani şaşırtıcı. Şaşırtıcı bir açıklama. Şimdi bundan sonraki seyre bakıyoruz. Buradan şunu söylediğimi lütfen çıkarmayalım. Yani İstanbul Sanayi Odası Başkanı ile Odalar Birliği Başkanı konuştu, ondan ekonomi bu halde. Hayır, böyle değil. Ama bundan sonraki seyre baktığımızda bir düşüş, işte o 1 saat 25 Murat, dakikalık. Sen şunu diyorsun, onlar da rahatsız artık. Onlar da artık konuşmaya başladılar. Evet. Ama borsa bundan düşmüş olamaz herhalde. Tek başına bundan düşmüş demiyorum. Bence başka bir şey olmuş olabilir. Olabilir. Başka bir şey varsa öğrenmek yani, isteriz. Çünkü şey herkes oldu. Bunu öğrenmek istiyor. Devre kesici ama devreye girdi. Girdi. Şimdi o süreci hemencik çok uzatmadan şey yapacağım. 16.05'te düşme başlıyor. 2233 puana düşmüş. 16.20'de 2165 puana düşmüş. 17.20'de işte kesme artık en dibe vurduğu nokta 2071. Yani 1 saat 25 dakika içinde borsa %8,5 değer kaybetti ki hani o yemekte konuştuğumuz yani, dedim ya. Borsadaki şirketlerin değeri %8,5 azaldı yani. Evet. Hatta, ve tüm hisse senetleri. Ama, tamam, ama şişmişti. Ama şişmişti boş. Çok yani şişmişti. Biraz da boş 1600'lerden bu düzeye tabii, düştü. Tabii faiz düşük olduğu için ama borsada para kurtarmaya çalışıyor. Bakın yani saat 3'ü 3.30'a kadar işte yapılan açıklamaları da saydım. O zamana kadar yükseliş trendi devam ediyor. Sonra birden düşüyor. Yani hani satışlarla sadece bağlantılı olmayacak kadar. Neyse. Bu süre işte bütün bunları bir de Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜSİAD Başkanı'nı aradım diye şeyi çıkınca işte ben de onları aradım. Yani hani ne oluyor diye. Şimdi okuyabilirim. Gayet müsaade ederseniz. Bu arada bu bilgiler son dakika bilgileri. Çünkü Murat'ın söylediği gibi akşam saatlerinde görüştü ve sıcağına yani ilk kez buradan duyacağınız görüşler. Şimdi söyledikleri şunlar. Kimse sessiz kalmamalı. Bunu TÜSİAD Başkanı'na da söylediğini söyledi. Kimse sessiz kalmamalı. Artık herkes bir sesini çıkarsın diyor ki zaten sesler çıkmaya da başlamış. Sayın Kılıçdaroğlu. Evet. Şahsi kanaatim diyor. Yönetemiyorlar. Çoklu organ yetmezliği içinde diyor hükümet. Tek kişi karar veriyor. Ya artık etrafını da dinlemiyor Erdoğan'dan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahsediyor. Ya artık etrafını da dinlemiyor ya da artık etrafı da bu zafiyetin bir parçası. Ülkeyi felakete sürüklüyor. Kullandığı söz. Şimdi burası biraz şey. Diyor ki seçim kararı alsınlar, dolar düşer, ekonomi toparlanır. Erken seçimden bahsediyor. İş dünyası kaygılı, kimse mal alıp satmak istemiyor. Tedarik zincirinde de kırılma olursa durum daha da ciddileşir diyor. Şimdi tedarik zincirinde bir kırılma, belki Çiğdem daha iyi yorumlar bunu. Bundan bahsediyor. Çiğdem'den az sonra alalım onu. Evet. Zaten maliyet enflasyonu ve bu dövizdeki dalgalanmalardan dolayı tedarik zinciri falan kalmadı yani. Onu da biliyoruz. Tabii. Şimdi, yani kırıldı mı? Yani kırılma olursa diyor ama sanki kırılmış gibi de yani. Doğan sen bu kanalın genel yayın müdürü olarak 2022 bütçesinin hazırlanmasından da sorumlusun değil mi? Haber merkezinin. Haber merkezinin. Evet. Çok kolay günler geçirmiyorsun değil herhalde. Tabii. Şimdi çok basit bir şey var. Artık sanayiden falan söz etmeyeceğim. Ben bugün Pera Palas'ta Kara Hafta diye her sene düzenlenir polisiye şeyler. Orada işte casusiyeler üzerine konuştum. John le Carré üzerine. Orada şey de vardı. Altın Kitaplar diye bir yayın evi var ya. Batu Bozkurt onun yayın yönetmeni. Ona da işte polisiyeye katkıları falan diye bir konuşma yaptı. Dedi ki kağıt alamıyoruz. Evet. Kağıt alamıyoruz. Kağıt yok. Parasıyla kağıt alamıyoruz. Matbaalar kitap basmak istemiyor.
maliyetleri hesaplayamıyoruz. Her sene 60-70 kitap basıyorduk. Bu sene ne yapacağız bilmiyorum diyor. Yaykoop da açıklama yapmıştı kitaplarla ilgili olarak geçtiğimiz hafta. Şimdi Meral Hanım'ı da söyleyeyim, çok konuştum. Farkındayım. Yok yok, çok önemli bilgiler. Meral Hanım'la da konuştum. O da havaalanındaydı, bir dönüş yolundaydı. Ciddiyet problemi var diyor. Ciddi bir problem ve ciddiyet problemi var diyor. Devlet krizine dönüşüyor diyor. Bu devlet yönetim krizine dönüşüyor diyor. Ne demek istediniz dedim. Yani örnek ne? Senin az önce söylediğini söyledi. Yani daha da detaylısını. Dedi ki Hazine ve Maliye Bakanı'nın kardeşi ismi Seydullah.